Aslında bu öyle sıradan bir hayat hikayesi değil. Bu, 2 metrekarelik bir odada tüm Malatya'yı ağırlayan, hayatı boyunca sadece memleketi ve ailesi için çabalayan bir yiğidin, Murat Koç Yiğit'in hikayesi. Malatya'nın ağabeyi olarak tanınan ve sevilen Murat Koç Yiğit ölümünün 9. yılında anıldı. Malatya sevdalısı, yardımsever, hizmet adamı Murat Koç Yiğit, 2007'nin Mayıs ayında akciğer kanseri hastalığına yakalanmış, 27 Ekim gecesi hayatını kaybetmişti. Ölüm haberi başta ailesi ve çalışanları ile kendisini tanıyan tüm Malatyalıları derinden üzmüştü. Onu bu zor günlerinde arkadaşları, ailesi, sevdikleri bir an olsun yalnız bırakmadı. Ancak öyle bir kişi vardı ki son nefesine kadar eli hep elindeydi. Ne de olsa 89 yılında iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta diye çıkmışlardı bu yola. Hiç pes etmedi iki çocuğunun annesi Seda'sı. 26 Ekim gecesi saat 2:20'de koca yürekli adam kapattı gözlerini. Malatyalıların Murat abi olarak bilinen Koç Yiğit'in vefat haberinin ardından Malatya adeta yasa büründü. Hayırsever iş adamı ölümünün 9. yıl dönümünde hemşerileri tarafından yine unutulmadı. Gece yarısından itibaren sosyal medyada Koç Yiğit'i yad eden resim ve videolarla duygularını paylaşan vatandaşlar özlemlerini ifade ettiler. Alın teriyle kurduğu Malatya Oto, göz bebeğim dediği TV Malatya, ilk göz ağrısı, Öz Murat döviz ve kuyumculuğun önünden son kez geçti. Hiç ayrılmak istemediği ailesiyle son kez vedalaştı. 28 Ekim 2007 sabahında Malatya şehir mezarlığı binlerce kişiyle doldu. Abilerini, arkadaşlarını, hemşerilerini uğurlamaya gelmişlerdi. Böyle mahşeri bir kalabalık ilk kez görüldü. Memleketine verdiği emek boşa çıkmamıştı. O gün herkes tabuta omuz vermek için adeta birbiriyle yarıştı.